makyaj videosu paylaşıyorum ama bu seferki diğerlerine göre birazcık daha farklı. Hani normalde böyle üstüne konuşuyorum ya, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye sizlere anlatıyorum. Biraz dedim ki muhabbet yaparak makyaj yapayım. Umarım beğenirsiniz ve hoşunuza gider. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Evet, şimdi isterseniz hemen fondötenle başlayalım. Ben şimdi Leolin'in BB kremini kullanıyorum. Böyle çok fazla uygun fiyatlı şeyim yoktu. Fondötenim falan. Ben de dedim ki bu Leolin'de çok fazla hani pahalı değil. Eğer bulabilirseniz Amazon'dan galiba buluyorlar Türkiye'ye almak için. Belki de hani bulursanız güzel olur diye düşündüm. Favori BB kremimi hem uygulamalı olarak görürsünüz diye düşündüm. Bu arada Beauty Blender'la şu gördüğünüz sünger yardımıyla fondöteni, pardon BB kremi böyle bastıra bastıra yediriyorum. Burada yapmamız gereken böyle bastıra bastıra yedirmek. Böyle daha çok nüfus edecek cildimize. Hani böyle böyle çektirirsek olmaz. Şimdi hemen neye geçelim? Gözlere geçelim, dökülme olursa falan diye. Ben Rimmel'in Scandalize bu kalem şeylerinden, farlarından kullanacağım bugün. Şöyle hemen hafifçecik şu koyu renkte olandan sürüyorum böyle bütün göz kapağıma. Dedim ki bugün koyu bir makyaj olsun. Koyu yapalım ama hani çok da buğulu yapalım ama çok da hani vakit harcamadan. Kolay buğulu makyaj olsun. Şöyle hemen bunu yaptıktan sonra de pardon bu sesler için açık rengini alıyorum. Bunu da böyle şey yapacağım. Kaşımın alt kısmına doğru süreceğim bunu. Ve böyle şu iç kısmına süreceğim hemencecik. Bunu da yine böyle parmağımla hemen dağıtacağım. Bunların güzel yanı böyle çok kremsi gerçekten. Kremsi olduğu için de hemen dağıtılıyor gayet güzel bir şekilde. Çok hafiften böyle farın tutunacağı bir bazımız olduktan sonra hemen bu elimdeki Rimmel'in paletinden şöyle en koyu olanı alacağım. Hani normalde biz açıktan koyuya gidiyoruz ya, benim genelde yaptığım taktik o. Bu sefer koyudan açığa gideceğiz. Dedim ki birazcık değişik olsun canım. Daha sonra bunu sürdüm, şöyle hemen böyle birazcık uçlarından geçeceğim. Daha sonra hemen şu ikinci rengini alacağım şuna. Bu karıştırıcı fırçama. Bunu da böyle uç kısımlarından geçeceğim karıştırıcı fırçamla. Bu karıştırıcı fırçaların güzel yanı işte hani çok fazla baskın bir şekilde rengi cildimize vermeden hafif hafif azıcık azıcık veriyor ve böylece hani çok fazla zaten karıştırmaya gerek kalmıyor uçlarından. Şimdi şu fırçayı alıp pembeden geçiyorum hemencecik. Pembeyle de tam böyle uç kısımlarından geçeceğim. Birazcık da böyle aydınlatıcı olarak gibisinden. Arkasından şu üçüncü rengimi alayım diyorum. Birazcık da şu uç kısımlarından geçeyim şununla. Birazcık daha hani değişik bir renk olsun diye düşündüm. Evet. Bu aslında güzelmiş ya. Hani pigmentasyonu falan gayet güzelmiş. Bu birazcık da ilk izlenim gibi falan tarzında bir video oldu aslında. Bunu da böyle yine uç kısımlarından geçtim. Şimdi bu göz kapağımın ucundaki renkten birazcık kaybettim koyuluktan. Tekrardan bu koyu rengi alayım diyorum birazcık şu fırçama. Aldıktan sonra tam böyle uç kısımlarından geçeceğim. Şöyle birazcık daha koyuluk katsın diye. Şimdi o ikinci kullandığım rengi hemen tekrardan alıp tam bu uçlarından bir daha hafiften geçeyim. İnşallah bu uzun videom için hazırsınızdır bu arada. Bence yeterlidir bu göz makyajı. Gittikçe farklı bir yöne mi gidiyoruz ne? O yüzden şimdi şu dökülenleri hafifçecik şu fırçamla alayım. Zaten concealer yapmamıştık. Şimdi de concealer'ımıza geçelim. Rimmel'in Scandalize. Scandalize diyorum. Scandalize'a takmışım. Neydi bu? Wake Me Up Concealer ile şöyle geçeyim gözlerimin altından. Daha sonra gözümün altına da far süreceğim. Bu arada yine bir Real Techniques'in fırçasını kullanıyorum. Şimdi bu fırçamla tekrardan bu ikinci rengime daldırayım diye düşünüyorum. Şöyle bakayım, birazcık fazlasını alayım. Evet. Şöyle ikinci rengime daldırıyorum. Daldırıyorum yapa bak. Daha sonra şu alt taraftan geçeceğim. Birazcık daha buğulu olsun diye. Bence bu gözün içine kalem sürmektense şöyle alt tarafına far sürmek bana nedense daha tatlı gözüküyor gibi geliyor. Bir de gözün içine kalem sürüyoruz. Daha sonra ay bulaştı mı, ay şurada toplandı mı falan bir dünya dert oluyor.
Size doluyor mu? Bana mı oluyor bir tek bu? Şimdi hemen rimele geçeceğim. Bu Maybelline'in Big Eyes rimelinin şu kısmını kullanıyorum artık. Alt kirpikler için olan kısmını üst kirpikler için kullanıyorum. Değişiklik olsun. Öbür tarafı birazcık kurudu gibi. Alt tarafını çok fazla kullanmıyorum herhalde. Pudrayı hemen sürelim. Rimmel'in Stay Matte pudrası. Ah canım, benim canım yani. Gerçekten favorilerimden. Zaten hani beni tanıyorsanız biliyorsunuzdur bu pudraya olan aşkımı. Gerçekten güzel bir şekilde matlaştırıyor cildi ve uzun bir süre hani mat tutuyor. Şöyle birazcık gözlerimin altına da süreyim. Şimdi hemen yüzümüze renk katalım bence birazcık. Bunun için de NYX'in Stone isimli şeyini kullanacağım. Aldığını ve birazcık fazla gelecek gördüğünüz gibi. Ama dur bir dakika, birazcık dağıtalım. Şimdi nasıl onun fazlalığını alacağımızı gösterelim hemen. Hala birazcık fazla dağıtınca hemen şu Beauty Blender'ımızı alıyoruz. Ve böyle üstünden böyle bastıra bastıra geçiyoruz ki fazlalığını süngerimiz emsin. Bence iyi oldu bu. Bu şekilde gayet güzel. Evet. Şimdi hemen öbür tarafa da geçelim. Bu NYX allıkları gerçekten çok pigmentli olduğu için gayet güzel allıklar. Yani NYX'i bulabildiğinizi düşünüyorum Türkiye'de, değil mi? O yüzden hani kullandım. Arkasından da allığımıza geçelim. Allık içinde NYX'in yine Rose Garden isimli allığını kullanacağım. Şöyle gülümseyeceğiz. Siz de benimle beraber gülümsüyor musunuz? Bir izleyicim demişti, sen allık sürdüğünde gülümsüyorsun ya, ben de seninle beraber gülümsüyorum diye. Ne kadar tatlı ya. Ruj içinde Rimmel'in Apocalypse'lerini sizlere göstermezsem olmaz diye düşünerekten bu sefer de Luna'sını tercih ettim. Hani gözler ağır olduğu için dedim ki Luna'sını hemen sürelim. Evet, rujumuzu da sürdük. Birazcık böyle hani size, bana öyle geldi. Çok fazla turuncumsu geldi. O yüzden hemen birazcık Celestial'dan üstünden geçeyim. İşte böyle makyajım. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle kahverengi tonlarında falan. Çok kolay bir, hafiften buğulu bir makyaj yapmış olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye de, yani çok kısa zamanda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.